Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm. Hepinize hayırlı günler. Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden birisi olması beklenen yepyeni Strom modeli elektrikli C3 Türkiye'de satışa çıkıyor. Bir araç hem elektrikli olup hem de nasıl ucuz olabilir dediğinizi duyar gibiyim. Normalde evet haklısınız. Elektrikliler fosil yakıtlardan daha pahalı olur ama bizim ülkemiz söz konusuysa bu durum çok karışık sonuçlar doğurabiliyor. Mesela elektrikli araçlar Çin'den geliyorsa fosil yakıtlardan daha pahalı oluyorlar. Ama eğer Avrupa'dan ya da Kore'den geliyorsa o zaman fosil yakıtlardan çok daha ucuz olabiliyorlar. İşte bu araç da Avrupa'dan gelen bir araç. Doğal olarak herhangi bir haksız vergi muamelesiyle karşılaşmayacak bir araç. Ve bu sayede de sadece %10'luk ÖTV diliminde yer alacak bir araç. Üstelik Avrupa satış fiyatı da çok çok uygun olan bir araç. İşte tüm bunlar bir araya geldiğinde karşımıza gerçekten uygun fiyatlı bir araç çıkacak gibi görünüyor. Fiyata ve ne zaman satışa çıkacağına ilerleyen zamanlarda değineceğim ama önce biraz aracı anlatayım sizlere arkadaşlar. Çünkü bu araç bildiğiniz C3'lere hiç benzemiyor. Hatta hiçbir B segment otomobile benzemiyor. Hazırsanız başlayalım ama başlamadan önce bir küçük ricam olsun arkadaşlar sizden. Biliyorsunuz eskiden kanalımız 200 bin aboneleri açmıştı. Youtube kapattı. Yeni kanal açtık. Çok güzel ilerliyoruz. Artık 80 bin abonelere dayandık. Ama biz tez zamanda yeniden 100 bin abonelerin üzerine çıkmak istiyoruz. O yüzden kanala abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Hadi dönelim tekrardan Citroen EC3'e. İlk olarak markanın en çok önem verdiği özellikle girelim mevzuya. Nedir o? Tabii ki konfor. Kullanma fırsatı bulanlar bilirler. Citroen'in kendine özel geliştirdiği süspansiyonları sayesinde çok yumuşak, çok konforlu araçları vardır. Ancak marka o harika süspansiyonları B segmenti araçlarında, daha doğrusu ucuz olan araçlarında kullanmaz. İşte bu araçta Citroen o kararını bir kenara bırakmış ve harika konfor özellikleriyle donatılan muhteşem süspansiyon sistemini yeni elektrikli C3'te de kullanmış. Peki sonuç ne mi olmuş? Markanın iddiasını söyleyeyim sizlere. Bırakın B segmentinde, C segmentinde bile bu kadar konforlu bir araç bulamayacaksınız dercesine harika bir konfor oldu bu aracın diyorlar. Özel konfor özellikli koltuklar, konfora artı katkı sunan lastikler, daha konforlu ve güvenli bir sürüş için yerden yüksek bir araç ve tabii ki en önemlisi huzur içerisinde bir yolculuk yapmak adına sessiz, pürüzsüz bir sürüş vaat eden elektrikli motor. Açık konuşmak gerekirse hepsinin bir araya gelişi beni biraz heyecanlandırdı. İnşallah bir an evvel gelir de bir test sürüşü yapabiliriz bu araçta. Tasarımına bakınca aracın bu araç hiç Citroen gibi görünmüyor diyebilirsiniz. Çünkü Citroen'de atlar daha sade, köşeler daha bir yumuşak ama bu araçta çok sert kıvrımlar var. Sanki Stroyen'den çok bir Opel gibi duruyor bu araç ama bence çok da güzel görünüyor. Stroyen'in o kendine has renk oyunları bu araçta da karşımıza çıkıyor. Çift renk tasarım, alt kısımlarda ekstra renklerle hareketlendirilmiş duruş, ince şekilli farlar, daha dikinen ön panjur. Hepsi çok değişik ve çok ilgi çekici görünüyor. Aracın dış tasarımını ben çok beğendim. İçerisinde de oldukça güzel yenilikler var. Adeta eski C3'lerle hiç alakası olmayan yepyeni bir araç gelmiş karşımıza. Peki nasıl oluyor da böylesine güzel görünen bir araç belki de Türkiye'nin en ucuz otomobili olacak diyebiliyoruz. Hemen söyleyeyim. Birincisi araç Avrupa'da üretiliyor ve sadece %10 ÖTV'li olarak satılacak. İkincisi araç diğer tüm PSA grubu araçların kullandığı elektrikli motordan çok daha küçük bir elektrikli motora sahip. Yani motoru bile daha ucuz. Üçüncüsü bu araçtaki batarya kapasitesi çok küçük ve doğal olarak yine daha ucuz. Ama burada şimdi hemen menzili kısadır gibi bir şey gelmesin aklınıza arkadaşlar. Az sonra detayları vereceğim. Ve dördüncüsü bu araç bir Citroen. Ve Stroen araçları her zaman PSA grubun diğer araçlarından çok daha uygun fiyata satılmıştır. Ana başlıklarla neden daha ucuz olacağını aktardık. Gelin şimdi bunları detaylandıralım. İlk olarak aracın elektrikli motorundan başlayalım. Yeni EC3'te 83 kW'lık yani 113 beygirlik elektrikli bir motor var. Aracın hafif yapısı sayesinde bu motor oldukça yeterli geliyor bu araca. Mesela 0'dan 100 km hıza bu motorla sadece 11 saniyede çıkıyor araç. Ancak son hız konusunda maalesef bu araçta diğer tüm elektrikli araçlar gibi yazılımla sınırlandırılmış durumda ne kadar basarsanız basın en fazla yapacağınız hız 135 km. Daha fazla gitmiyor. Bu bir eksi gibi görünebilir. Ancak hızı çok da sevmiyorsanız, yakıt tüketiminde de az yakmasını istiyorsanız işte bu araç tam size göre bir araç olabilir. Hatta sizi kendine hayran bıraktırabilir. Yakıt demişken gelelim bataryaya. Küçücük bir batarya paketi var bu araçta. Sadece 44 kWh'lik. Ancak bu küçük batarya oldukça güzel veriler sunuyor menzil anlamında. 320 km'lik ortalama bir menzil vaat ediyor bu araç. Hele bir de full şehir içi kullanırsanız 400 km'nin bile üzerine çıkabiliyor bu aracın menzili. Hızlı şarj desteği elektrikli araçların olmazsa olmazı ve bu araçta da var. %20'den %80'e sadece 26 dakikada ulaşıyor araç. Yok ben evden şarj edeceğim derseniz de 11 kW desteklediği için özel duvar tipi şarj cihazıyla sadece 2 saat 50 dakikada %20'den %80'e doluyor batarya. Aracın yeni nesil bir direksiyonu ve oldukça güzel bilgi eğlence ekranı var. 10.25 inçlik bu ekran özel bir uygulamaya sahip. Akıllı telefon kiti denilen bu uygulama sayesinde telefonunuzu araca aktarabiliyorsunuz. Ayrıca Apple CarPlay, Android Auto'da kablosu olarak araçta var. Ayrıca bu araçta Head-Up Display de kullanılıyor. Güvenlik anlamında ise bu araç aşırı dolu bir araç olarak karşımızda duruyor. Bazı özelliklerini sizlere aktarmak istiyorum. Aktif güvenlik freni var araçta. 5 kilometreden 135 kilometre hıza kadar çalışıyor. Yayaları da içerideki yolcuları da olası kazalardan korumak için kendi kendine fren yapıyor. Aktif şerit takip sistemi direksiyona müdahale edebiliyor ve 60 kilometre hızdan sonra devreye giriyor. Sürücü dikkat uyarısı yalpalayarak sürüş yaptığınızda size hem görsel hem de sesli olarak uyarıyor. Tabela okuma sisteminin bir tık gelişmişi bu araçta mevcut arkadaşlar. Ne demek bu? Bazı yollarda biliyorsunuz çalışma falan olduğunda ekstra olarak yeni hız sınırları belirleniyor. Ha işte bu araç o geçici süreli olan hız sınırı tabelalarını bile okuyor, sürücüye bildiriyor ve o hız sınırı bittiği anda sürücüye yolun normal hızını aktarıyor arkadaşlar. Elektrikli park freni yine bu araçta mevcut. Yokuş kalkış destek sistemi de var bu araçta. Akıllı far ve park sensörleri de araçta mevcut. LED farlar, LED stoplar, karartılmış arka camlar 17 inçlik büyük alaşım jantlar, 6 hava yastığı, 3 boyutlu navigasyon gibi güzel özellikler de araçta yer alıyor. Gelelim aracın fiyatına. Bu araç Avrupa'da 25 bin doların altından satışa sunulmuş durumda. Üstelik gırtlak dolu bu haliyle. Markanın güzel bir haberi oldu bu araçla birlikte. O da bu aracın daha ucuza satılacak daha alt seviye donanım özelliklerinin olacağı başka bir paketinin daha satışa çıkacağı haberiydi. Avrupa'da ortalama %20'lik KDV var arkadaşlar. Yani bu araç bize geldiğinde biz sadece bu araca fiyat olarak %10'luk ÖTV'ye ekleyeceğiz. Şimdi bu üst paketle şu an 800 bin liradan daha ucuza Avrupa'da satıştaysa bizde de, de... %10'luk ÖTV'ye ekle 900 bin lira civarı bir fiyattan satışa sunulacak gibi duruyor. Ancak bu şu anki kurdan böyle arkadaşlar. Euro 33 liralara yaklaşmışken durum bu. Döviz artarsa fiyat da artar onu söyleyeyim. Bu tabi şu an size aktardığım full olan aracın fiyatı. Bir de alt paket gelecek dedim ya. Ha işte o aracın da fiyatı yine bugünkü kurdan 800 bin liranın bile altında olacak gibi. Yani bugün 800 bin liraya satılan Egea'dan daha ucuz olabilir bu araç. Peki araç ne zaman satışa çıkacak? Onu da söyleyelim. Şu anda Citroen'in kendi internet sitesinde yakında yakında görselleri dönmeye başladı ama bu yılın son çeyreğinde hem elektrikli olarak hem de benzinli olarak yeni C3'ler Türkiye'de satışa çıkacak arkadaşlar. Ve elektriklisi benzinlisinden daha ucuz olacak. Yeni Citroen c 3 ile ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah geldiğinde bir test sürüşü yapmak bize de nasip olur arkadaşlar. Sizlere de detaylarını daha güzel bir şekilde deneyimleyerek anlatırız. Videoyu kapatıyorum ama tekrar bir rica, abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motor, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de Bay Yeşil abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celali Tuning Bay Yeşil abonelerine özel %10 ekstra ekstra indirim veriyor arkadaşlar